Kiptaş 95 yılında kuruldu. 99 yılında hepimizin bildiği acı bir olay yaşadık. 17 Ağustos Yalova depremini yaşadık. Ardından Sakarya, Düzce depremlerini yaşadık. Ve Türkiye bu değişim ve dönüşümün özellikle konut alanında, mimari alanında bu değişim ve dönüşümün gerekliliğini daha yakından görmüş oldu. O anlamda Sayın Cumhurbaşkanımız, belediye başkanlığı döneminde çok güzel bir öngörüyle Kiptaş'ı faaliyete geçirmiş oldu ve bir anlamda Kiptaş diğer firmalara da, inşaat firmalarına da bir rol model oldu. Evet, doğru. Yani değişim ve dönüşüm bir anlamda Kiptaş'la başlamış oldu. Yani şöyle, müteahhitlik hizmetleri Avrupa, yurt dışında Türk müteahhitleri güzel şeyler öğrendi bundan 30 sene evvel, 40 sene evvel. Şimdi çok belki de ikinci derecede, yani Çin'den sonra zannedersem yurt dışında müteahhitlik hizmetlerini en iyi yapan Türk müteahhitleri. Ama yurt içindeki hizmetlerde böyle bir şey yoktu. Bunu Kiptaş modeliyle, sonra da TOKİ ile geliştirerek bu hükümetin de aldığı kararlarla ciddi şekilde iç müteahhitlerimiz çıktı ve bizden örnekler aldılar. Mesela bir tanesini örnek vereyim. Yeşil Vadi Ümraniye'de ormanın kenarında 1.2 emsalli çok güzel bir site yaptık. Örnek bir site yaptık. Ondan sonra o bölge çok ciddi şekilde gelişmeye başladı. Yeni siteler, yeni mimariler, yeni malzemeler, yeni işçilikler vesaire. Hakikaten İstanbul'a örnek teşkil edecek projeler yapılmaya başladı. Bu bizi de mutlu ediyor tabii. Ama sadece böyle örnek projelerin yanında, yani müteahhitin yetiştirilmesinin yanında başka şeylere de örnek olduğumuzu düşünüyorum. Mesela senede 300-500 talebi bizden efendim gelip hem okurlarken hem de gelip burada stajlarını tamamladılar. Kiptaş'tan ciddi şeyler öğrendiler. Onun yanında malzemeciler çok ciddi şekilde, bizim Ar-Ge'miz çok ciddi çalışmaları var. Malzemelerin kalitelerinin yükselmesinde, standartların üzerine çıkmasında, standartları korumasında, Ar-Ge'lerinin oluşmasında fabrikaların, bilhassa biliyorsunuz inşaat malzemeleri 500 kaleme tekabül ediyor. Onların hepsinin mutlaka bir kontrolü gerekiyor, bir onayı gerekiyor. Onunla ilgili de birçok büyük firmaların, şimdi ismini burada zikretmeye gerek yok, Ar-Ge'lerinin çalışmalarında bizim önce olduğumuzu söyleyebilirim. Bundan dolayı da mutluyuz. Bir de malzeme seçiminde yerli malzemeden yanayız. Yerli üreticiyi destekliyoruz ama çok sıkıştığımız yerde belki ithal malzemede kullanmaya mecbur kalırsak şey yapıyoruz. Onun dışında bir misal vereyim, bir 35 katlı bir bina yaptık. 35 katlı binada asansör yapılacak, yurt dışı asansör firmaları. Ben dedim Türkiye'den bir firma bulun gelsin, ona hiç yapmamış bir şeyi yaptıralım ve hakikaten geldi. 35 katlı binamızda 2 tane bina yapmıştık. 6-8 tane bir binada olmak üzere asansörleri yaptı. Biz ona böylece iş öğretmiş olduk. Teşvik ettik. Böyle güzel oldu. Böyle bize teşekkür etti. Allah razı olsun dedi. Şimdi yüksek yapıda da asansör yapmayı firmalarımız öğrenmiş olduk.